Radyum TV'de bugün artık yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş su zeytinin yapılışını anlatacağız. Araştırmacı yazar Ünal Kahraman bize su zeytinin önemi ve yapılış süreciyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Efendim bugün Antakya'da çok eski bir geleneğin temsilcisi olan su zeyti yapımında hayatını kazanan ve evinin ihtiyacını bu şekilde temin eden üreticilerle beraberiz. Bu yağ zeytinyağının aslında annesi. Şöyle ki tarihsel boyutta teknolojik bütün imkanlara karşı direnerek günümüze kadar gelen ve malaksörle bir yerde mücadele eden, malaksör dediğimiz kontinü sistemle, mengene ezerek yağ çıkartma sistemiyle bugün büyük bir savaş mücadelesi veren ve bu savaşa da yenik olarak çıkmak üzere olan bir metot bu. Tamamen el yapımı ve taşta ezilen, bizim bugün değirmen dediğimiz, dalep ya da dolap da denilen çift taşlı, tek taşlı değirmenlerde ezilen zeytin tanelerinin hamurunun su içerisinde insan eliyle birebir sıkılarak ve yıkanarak suyun üzerinde biriken yağların toplanması metoduna diyoruz. Antakya'da bu metot bugün son birkaç temsilcisi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Bunlar da bu işi bıraktıklarında maalesef ki geçmişten binlerce yıl öncesinden günümüze yazılmış bu mektup bir sonraki kuşağa, kim bilir belki de bu belgeseller aracılığıyla ancak anlatılıyor olabilecek. Besin ögelerinden hiç bahsetmek istemiyorum. Bu tamamen bir geleneksel form, handmade dediğimiz el yapımı. Tamamen el yapımı bir ürün. Elektriğin olmadığı, efendim teknolojinin daha köylere kadar giremediği yerlerde zeytin üreticisi çok uzak mesafelere bunu lojistik imkanı da olmadığı için tohumları taşıyamamış. Taşıyamadığından kendi imkanlarıyla kendi yağ hanelerini kurmuşlar. Ege'de bu yağ kara yağ adı veriliyor. Kıbrıs'ta topuk yağ. Bizde de su yağı. Daha çok el ile sıkıldığından el yağı da denilen yerlerimiz var. Burhan kadının tercümesinde rastladığımız zeytinyağı direkt su zeyti, su yağı olarak adlandırılıyor. Antakya'da halhalı zeytininin şu anda yanında bulunduğum bir zeytin ağacı var. Bu bir delice, yabani bir çalı aslında. Burada maki halinde kalmış, zavallı bir hayat sürüyor, dikenlere bürünmüş. Bunların aşılanması ve bu topraktaki uyumuyla beraber elde edilen bir zeytin çeşidi, halhalı. Bunun yanında kalembezi, celepaşı, mahallenin çocuğu, saurani, haşebi, sarı haşebi gibi zeytin çeşitleri de mevcut. Şimdi halhalı bu kadar kıymetliyken ve su zeytinde 2,5-3 kiloya kadar verim veren, yani 3 kilo tohumdan 1 kilo yağ elde edilen bir yağ cinsimiz, bir çeşidimiz varken bugün zeytin çeşitliğimiz de maalesef elimizden kaçtı. Yerini Gemlik, Akhisar ve Mudanya tipi zeytinler aldı. Halhalı üretim olarak da çok zor üreyen bir ağaç. Demek ki artık ağız tadımızı kaybetmeye başladık. Aromalarımızı yitirmeye başladık. Yapay ve birbirine benzeyen yağları sofralarımızda kullanıyoruz. Efendim zeytinyağı, su zeyti dediğimiz zeytinyağı filtre edilen bir yağ değil.
filtre edilmesi için keçeler ve baskı kullanılmıyor. Tamamen su üzerinde biriken yağın su ile filtre edilmesi metoduyla elde ediliyor. Belki sıcak su kullanılabilir, hani elin dayanabileceği kadar bir sıcak su kullanırsa çıkacak olan yağ miktarı o oranda artacaktır. Su zeyti diğer yağlara oranla aroması daha yüksek olan, zeytin meyvasının öz tadını damağınızda daha çok hissedebileceğiniz bir yağ. Zeytinyağının yakılmadan kullanılmasını bütün sağlıkçılar, bilim adamları, herkes bunu salık veriyor. Kontinü sistem, malaksör sistemi dediğimiz, yani ezilerek ve yoğun olarak çok noktadan enjeksiyon sistemiyle sıcak su sıkarak elde edilen yağlarda çoğu zaman yağ aslında fabrikada yanarak elde ediliyor. Yani yüksek oranda kaynarma derecesinde sıcak su sıkılan ezilmiş zeytin tohumlarının daha çok yağ vermesi için daha çok ısı kullanılıyor. Böylece biz aslında pişmiş ve soğutulmuş yağları evimizde tüketiyor olmakla bir karşı karşıya kalıyoruz. Bilinen en eski ve en sağlıklı metot olan su zeyti, zeytinyağını hanelerinizden şifa niyetine dahi olsa eksik etmemenizi özenle ve itinayla hasreten rica ediyorum. Su zeyti diğer zeytinyağlarından daha değerli. Ama ne yazık ki bu geleneksel yönteme eğer sahip çıkmazsak yavaş yavaş kaybolacak. Tüm değerlerimize hep birlikte sahip çıkmak dileğiyle. Hoşça kalın.